Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli mektubat takipçileri, 2. cildin 36. mektubundan kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmam Rabbani Kusresi, o çok ilimler beyan edecek burada. Ama onlara bize misaller vereceğiz. Doğru anlayalım. Fenk ile eğer denilecek olursa, izakane madem olduğu zaman nerede fil umuri işlerde öyle işler gelişti adiyeti iştihatla alakalı yani hakkında ayet yok hadis çok eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iştihadı var veya Hazreti Ömer'in sahabenin iştihadı var. Bu gibi işlerde madem ki var mecalül hatayı yanılma mecal dolaşma alanı yani yanlışlık o arada dolaşabilecek bir alan buluyor. Efendim, Keyif o zaman nasıl olur yekûn olacak elbisi hukuku güvenmek? Niye bir cemiyye ile hakami hükümlerin hepsine öyle hükümler ki şer'iyeti, şer'ata ait hükümlerin öyle hükümler ki el-menkûleti nakledilmiş. Kimden? Anhu ondan aleyhissalâtu vesselâm. Salâtu vesselâm üzerine olsun. Yani Rasûlullah Efendimiz'den nakledilen şer'i hükümlerin e, hepsine e, güveniyoruz, itimat ediyoruz, kesin inanıyoruz ve bağlayıcılığını kabul ediyoruz. Amel her bakımından herkesin yanlışı olur, eksiği olur, ayrı bir şey. Ama itikat bakımından o hükümlerin hak olduğuna inanmamız gerekiyor. Peki diyor, nas varsa, ayet varsa, hadis varsa hata payı yok. Onu herkes kabul ediyor. Ama içtihadi bir hüküme varıldıysa, içtihatla. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında veya ondan sonra. Bu konuda o zaman şeriatın hükümlerinin Hepsine nasıl güveneceğiz? Madem içtihat olan hükümler de var, içtihatla sabit olan hükümler var, bir de içtihatta hata payı var diyorsunuz. Çok ince bir soru, çok ilmi bir soru. ha. Ücibe cevap verildi diyor. bu ki inne lahkâme şüphesiz hükümler. Öyle hükümler gel iştihadiyete. İştihatla ilgili hükümler saret olmuştur. Nerede fil hali? İşin halinde yani neticesinde. Daha ve sanil hali ikinci mertebesinde. Sani iki demek. Halin ikincisinde. Ee, yani birinci de iştahat gibi görünüyor ama nihayetinde neticesinde ikinci e, merhalesinde ne olmuştur? Ahkamen hükümler öyle hükümler münzeleten gökten indirilmiş semaviyeten e, semaya mahsus yani melekler tarafından allah Teala mekânda münezzehtir ama Cebrail Aleyhisselam semadadır. Vahiy onunla beraber getirgen koruyan melekler semadan iniyor. Onun için bu hükümler Kur'an'da gökten indirilmiştir. 104 kitapta gökten indirilmiştir. Onun için istihatla ilgili e, hükümler e, baştan hakkında hatadesi yok diye bir e, reyye ve görüşe dayalı gibi gözükse de eee Asr-ı saadette yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu dönemde ise o kayıtla konuşuyor. Sonra İmam-ı Azam'ın dönemindeki iştahatları konuşmuyoruz. Şimdi o iki mertebede, ikinciyi aşağıda konuşacak. Birinci mertebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken olan iştihadi hükümler. E, de hata, yanılma payı var e, dediniz. E tamam. Ama sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş de o hüküm o şekilde kalmışsa o artık gökten edilmiş semavi, münzel hüküm oluyor. Ne itibarıyla Çünkü feinne takrir alem biyay. şüphesi peygamberleri e, sabit bırakmak, takrir, kararlaştırmak yani karar yerleşme demek. Onu sabit yerleştirmek ne üzerine alel hatayı, yanlış üzerinde Allah'ın onu bırakması nedir? Gayrı caizin, düşünülmesi caiz olmayan bir şeydir. Allah'ın yaptığı işe, yapacağı işe caizdir, caiz değildir, vaciptir, haşa. Allah'ta değil bu. Peygamberleri, allah Teala'nın peygamberleri hatalı bir görüşte takrir ettiğini düşünmek. Orada o mahsustur. Feyni tefekküra takrir. Yani böyle bir kanaata varmak nedir? Hayru caiz, caiz değildir. Bu Böyle inanamayız. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir peygamber asla bir iştahat edip onda bir hata payı olsa da ayet hadis gelmediyse vahiy gelmediyse e, o hatada kalmaz. Çünkü allah Teala onu mutlaka uyarır. Onun için feyenzilü iner nerede fil ahkamil iştihadiyeti iştihada dayalı hükümlerde neden sonra Badesi bu iştihadil müstembitin istinbat yapan işte derin kuyudan su çıkarmak için çok alete edevat malzeme gayret kuvvet beyin lazım ya işte iştihad ehli e, zatların e, İstihadları demek bir meselenin hükmünü caiz mi değil mi, el alma aram mı diye o hükmün e, sabit olması için son derece gayret etmesi demek. İşte onların içtihadı sabit olduktan sonra yani ellerinden gelen gücü sarf ettiler ve bir neticeye vardılar ve o neticeye vardıktan sonra bir karar verdiler e, daha neden sonra vaktilafi arayim görüşleri ihtilaf ettikten sonra yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anh'a sordu o mesele hakkında bir görüş. O bir şey söyledi. Hazreti Ömer e sordu o bir şey söyledi. Kendi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey düşündü söyledi. Veyahut ikisinden birinin görüşüne temayül etti. Bedir esirleri hakkında olduğu gibi mesela işte sonra ne iner? Hükmün bir hüküm iner. Öyle kalmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu için vahiy devam ediyor. Ondan dolayı bir iştahat hatası payı var mı var diyorsun ama o hata kalmıyor ki. Çünkü peşinden bir hüküm iner. Kimden? Min hakkı celle ve alâ? Hak celle ve ala Rabbimizden. Böyle hüküm güferlik ayırır. Ne yaz savabı doğru, ne hatayı yanlıştan. Daha ve seçer birbirinden ayırır. Kime el muhikka haklı olanı, kimden minel muttili. Ee, yanlış görüşte olandan da e, ayıran bir hüküm mutlaka iner. O zaman ne demek oluyor? Fekanet e, demek ki oldu. El <laughs> ahkamul iştihadiyetu iştihada dayalı hükümler nerede fi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında e, Efendimiz hayattayken e, neden sonra bade üzül il vahyi o ustada bir vahiy indikten sonraki mutlaka iner. Hatada bırakmaz. Da ve e, temeyyüziz doğru doğrunun seçilmesinden sonra ne demeyelim, hatayı hatadan seçilmesinden sonra e, iştihadi hükümlerde ne olmuş olur? Eyza ne gibi? İştihadi olmayan hükümler gibi. İştihadi olmayan hangisini? Hakkında ayet varsa hadis varsa nas var demektir. Hakkında nas varsa iştihadi değil demektir. O kesin hüküm ifade eder demek. İşte eyza, onlar nasıl kesin hüküm ifade ediyorsa bir mesele hakkında hadis yoksa da eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabe arasındaki görüş ihtilafından sonra bir içtihatla dayalı bir karar verilmişse de o da bir zaman sonra mutlaka eğer onun hakkında bir vahiy gelmemişse hadis gelmemişse sonradan anlaki hükmü sabittir ki gelmedi. Yanlış olsaydı yanlışta bırakılmayacaktı ve mutlaka düzeltilecekti. Eğer hakkında bir rahat geldi de düzelttiyse, hükmü belirlediyse zaten iştahat kalmamıştır. Yine onun hakkında da nasıl gelmiştir? Hükmü kesin olmuştur. Yok eğer bir gelmediyse, hali üzere bırakıldıysa yine onun sübutu kesindir, hükmü kesindir. Neden? Yanlış bir şey olsaydı o iştahat mutlaka vahiy e, ile edil, edilecekti. Çünkü bu normal bir müştehit değil ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için onun hata e, yanılgı üzere bırakılmasını kabul etmek asla caiz değildir. Allah-u Teala'nın yapacağı bir iş değil, değildir. O zaman demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaysa bir mesele artık o konuda bir vay geldikten sonra veya haklı haksızdan seçildikten sonra o hüküm ne olmuş olur? Eyza hakkında ayet hadis olan gibi nedir? Kat'iyye sübüti sabitliği kat'i ve kesin olur lem yapka kalmaz fiya onda ne kalmaz ihtimalül hatayı yanlışlık ihtimali bir yanılgı payı kalmaz. Bu demektir ki fecemli ul ahkami hükümlerin hepsi de elleti o hükümler ki sebetet sabit oldu nerede fecemenihi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaşadığı zaman diliminde nedir kat'ayyun hepsinin hükmü kesindir. Daha nedir? Mahfusun. Hepsi de korunmuştur. Neden? Aynı ihtimali hatayı yanılma ihtimalinde korunmuştur. Efendim, liyenna çünkü hükümler sebetet, sabit olmuştur. Neyle? Bir vahyin, bir vahiyle. Öyle var ki kat'iyyin kesin. E peki sen iştihadi diyorsun, vahiy yok dedim baştan. Ama nasıl bir vahiyle sabit olmuştur? İbtidaen ve intihaen. Kimisi iptidaen en başta ayet hadis gelerek sabit olmuştur. Bunda zaten bir iştihata lüzum kalmamıştır. Yerde kalmamıştır. Tamam. Ventian o mesele intihan nihayetinde de sonunda da o hüküm aynı geçerli. Bir hususta ayet hadis geldi. Bir hüküm ifade etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Risaletinin başında Mekke döneminde 40 yaşından sonra diyelim. Bir de vefatına yakın 63 sene. 23 sene sonra da o hüküm ayet hadis geldiyse neshi de gelmediyse başında da sonunda da efendim e, hükmü sabit kalmıştır. İptidan başında da vayla sabit olmuştur. Ventihan sonunda da. Ama şimdi içtihadiler öyle değil. İçtihadi hükümlerde hakkında bir ayet yoksa, hakkında bir hadis yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istişare yaptıysa veya kendisi bir içtihat beyan ettiyse veyahut da diğer sahabeye sorduysa onlardan da bir içtihat, bir fikir, bir rey aldıysa bu iptidaen, yani başlangıç itibariyle bu hüküm, bu karar ee, ne değildir? Katı ile sabit değil, hakkında hata yok. Ama ventiyaen sonuç itibariyle e, ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalılgıda bırakılmayacağına göre o usta ya bir vahiy gelmiş olmasa beklenir ya da hiçbir vahiy gelmiyorsa onun kesin olduğu için hata olmadığı anlaşılmış olur. Böylece o da e, nihayeti itibariyle, yani sonuç itibariyle e, o hüküm karara bağlanıp da nesredilmeden sabit kaldıysa demek ki nihayeti ve sonu itibariyle o hüküm bütün Müslümanları kıyamete kadar bağlayacak kesinliktedir. sübutu katıydır. Efendim. Peki o zaman niye baştan hadis gelmiyor da Efendim sallallahu aleyhi ve sellem aklını yoruyor, sahabe-i keram iştahat yapıyor da sonunda yine zaten iş ya yanlışlar gittilerse uyarılacaklar, yine vahiy devreye girecek ya da doğruyu buldularsa hal üzere bırakılacaklar. Tavsiye lüzum olmadığından kesin olduğu anlaşılacak mesela. Ama baştan hadis gelseydi e, birçok meselede geldi. Bazı birkaç meselede gelmeyen işler var. E onlarda onlar niye öyle oldu o zaman? Diyor ki ve kâne idi el maksudu. Maksat nedenle iştihadi? E, yani beyin yormak. tabii beynini yorarsan da önüne gelen çölden gelmiş bedevi Arap diye efendim fasih düzgün belagatlı edebiyatı konuşuyor diye hiçbir altyapısı malzemesi olmadan ayet hadis bilmeden kalkıp bu meselede senin görüşün nedir sen çok zeki adamsın diye adama fetva sorulmaz. Tabi orada ne olacak? Efendim efendim sonra sen az Ömer Sıddık gibi az Ömer gibi vahyin yüzüne şahit olanlar evvelden beri Arap kelamını iyi bilenler ondan sonra fesat, belata hakim olanlar sonra şeriat hakamının düzül tertibine, iniş sırasına vakıf olanlar, e tabi senelerce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında kalmış. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ilk Müslüman da. Yani 23 sene, 23 sene yanında. Peygamber döneminin tümünde yani. Hz. Ali Efendimiz tümünde çocukken Müslüman olduğu için tümünde var. Hz. Ömer Efendimiz biraz gecikmeli biliyorsunuz 40. Müslüman. E tamam. Ya yani böyle insanlar e, ahit hadisleri tam bildikleri için oradan bir hüküm çıkartmaya, içtihada, istimbahatta bir ehliyet ve liyakatları var. Ondan dolayı onlara soruluyor. İşte burada maksat ne peki? Bir ayet hadis gelse zaten hiçbir kafasını yormağa acet kalmaz. Ama burada maksat, işte maksat, maksat istimbat azil bu hükümleri istimbat derin kuyudan su çıkarır gibi çok malzeme lazım, gayret kuvvet lazım, bayağı uğraşmak lazım. Bunun maksadı nedir? Ve o da en yahsule meydana gelmesidir. Kim için? Lil müştehidine. İçtihat sahipleri için. Ee, yani o işe ehil olan vel müstenbitine o ayetlerin ve hadislerin derinliklerinden e, derinliklerine iyice daldırıp e, kuvvetli melekeler kullanıp efendim beyin gücünü istihat cehden göre son sonuna kadar harcayıp oradan o hükmü istinbat ve çıkartmak e, çıkartanlar için ne asıl olsun? Enva'u inayeti türlü türlü inayetler, İnayet demek Allah'ın yardım gözetmesi demek ki Allah'ın gözetmesi hasıl onun için Mevla bakıyor bu kulum şimdi aklını yoruyor, beynini yoruyor, gecesi gündüzü uykusu kaçıyor, işleri e, dünya işlerine bakamıyor, neden? O konuyu çözeyim diye. Biz şimdi bazı kere bir ibareyi çözmek için tefsiri bir yere anlamak için biz müştehit değiliz aşağı ama bir meseleyi doğru anlayalım ve size anlatalım. İmam Rabbani burada ne buyurmak istiyor? Şifa-ı Şerifte Gazi Yazı Hazretleri burada ne anlatmak istiyor? Şehirlere bakıyoruz, aşçılara bakıyoruz. Bazı kere günlerce aklımda kaldığı var. Yani rüyama girdiği var. Rasulü hocamız rahmetullahi aleyh, kabr nur olsun, usulü fıkıhtan öyle meseleler hiçbir şeyden çözemedi, anlamadı. O zaman da şimdiki kadar fazla şerhler yoktu yani bizim okuduğumuz dönemlerde. Şimdi ilim sebepleri çok arttı. Fuarlar mal, dünya yıkılıyor ha şimdi. Her taraftan kitap yağıyor. Bir de Şam bile koruldu zaten internetten. Kelimeden buluyorsun şey cümleyi. O zaman öyle işler yoktu. Onun için iki tane meselede hiç çözemedi. Talebeye ne anlatacağım? E yani kendi anlamadan nasıl anlatacak? Uydur geç yapamaz ki. Rüyasında ona ora çözdürüldü. Sonra Zavendik'le Mustafa'nın hocasından da mücadele edildi. Doğru olduğunu anladı. Çünkü bir insan ki bu işte adın yanında bir zerre meseleler değil bunlar ama gayret sarf ediyorsun. Beyni oraya yüklüyorsun, onu çözene kadar insan yemek yiyemiyor, yani yerse yediğinde bir şey anlamaz. Su içse bir şey anlamaz. Hiçbir şeyden zevk alamaz. Bir tat alamaz. Bizim başımıza geliyor onlar Ben 50 senede bu kitaplarla, bu ilme uğraşıyorum. 50 sene öyle meşgul edici meseleler, öyle zor anlaşılan, anlatılan meseleler var ki. Sonra anlayana kadar canım çıktı. Bazen anlamadık, anlamadığımızda anlamadık. Sonra biraz daha ileri gidince, ilerleyince... Baktık anlamadığımızı anladık. Ama yine ne olduğunu anlamadık. Ama biz burayı anlamamışız diye anladık. Bu sefer orada da gayret edildi. O gayretlerden sonra neyi anlamadığımızı, neyi yanlış anladığımızı sonra doğrusunun ne olduğunu o zaman anladık. Dünya kadar buna misaller verebilirim örnekleri. E, çoğaltabilirim yani. Burada bir gayret var. Beyin meselesi. Kolay bir şey. İşte Efendi Hazretleri anlatıyor. Çok anlatıyor. İmam Şafii e, radıyallahu anh annesiyle İmam Muhammed bin Hasan yani dul annesiyle yani İmam Muhammed İmam Şafii'nin babası olmadığına göre e, annesi işte babasının vefatından sonra annesiyle İmam Muhammed evlenmiş. İmam Muhammed büyük müçtehit biliyorsunuz Hanefi mezhebinde. Muhammed bin Hasan Hazretleri radıyallahu anhu. İmam. İmam Muhammed o da e, İmam Şafir de misafir gitti. Zaten annesinin evi olmuş oldu yani. İmam Muhammed de e, efendim gece onu misafir etti. İmam Şafii gece sabaha kadar e, namaz kılıyor, teheccüd kılıyor. Çok ibadetliydi. Kut, dört kutuptan biriydi. Devamlı ibadet yapıyor falan. Bir de baktı İmam Muhammed de orada hani görünüyor. İmam Muhammed de efendim sırt üstüne yattı. Sırt üstüne yattı. E, imsak oldu. Ya kalkıp iki rekat kılmadı. İmam Şafii de içinde. Ya bu büyük bir müştehit. İmam-ı Azam'ı görmüş. İmam-ı Azam'dan bu kadar ilimler almış. İmam Şafii göremedi. Allah Allah. Zikir ehli olması lazım. Teheccüd ehli olması lazım. Ben sabah kılarım Bu bu kadar niye az ibadet dedi hiçbir şey yapmadı. Fakat tam öyle düşünürken kalktı İmam Muhammed. Hiç abdest almadan sabah sünnetine dur. Hopala. İmam Şafii dedi ki e, bu saatlerdir yatıyor sırt üstü. Demek ki hiç uyumamış. Çünkü uyusaydı abdesti bozulacaktı. Onun mezhebine göre İmam Muhammed, İmam Azim mezhebine bozuyor. Çünkü sırt üstü yatarak uyuduğu için. Arabada arabada sırtı dik ve makadı sabit, boşlukta değil. O şekilde olsa hani orada bozmaz diyen var. Ama şimdi burada bozduğu kesin çünkü sırt üstü yat. Demek hiç uyumamış. Döndü İmam Muhammed dedi ki İmam Şafii'ye. Sen uyuduğumu sandın değil mi dedi. O da sustu. Kella dedi asla ben uyumadım. İstihraç tu min min kitabillahi elfen ve nifen meseleten. Allah'ın kitabından, Kur'an'dan şurada yattığım saatler içerisinde bin küsur fetva ve hüküm çıkarttım. Bin küsuru da var. Birkaç saat orada yattı gece boyunca işte kaç saat. İmsa kadar. Ama niçin uzandım? Oturarak yapmadım bu işi. Kur'anı açıp bakarak musafı yapmadım da sütusu yattım. Çünkü bu benim dedi, e, beynimin daha iyi ne esfali hatrı yani hızlıca yani sır tutusu yatmak hatırım yani beynimin daha iyi çalışması için daha berraklık vericiydi. Çünkü insan oturduğu zaman kafasını taşımak, bedenin taşımak için beyinden, ruhtan bir miktar orayla e, oraya harcama yapıyor. Enerjiden bir kısmı oraya gidiyor. Ama sırt üstü yattığı zaman vücudunu da saldığı için kafasının ağırlığını da yere koyduğu için beyin sırf otomatik olarak beyin çalışıyor. Yani enerjiden yüzde iki bile yüzde üç bile hiçbir şey e, ne yapmıyor? Bedeni ayakta tutmaya harcanmadığından beynin tüm idrak enerjisi, anlayış gücü hepsi Fıkha yani fıkı ince anlayış demek. Düşünme ve hüküm çıkartma melekesine harcan. Ondan dolayı uzanarak. Biz olsak gece sabaha kadar sırf uzanacaksın da abdesti bozmadan yatacaksın. Ta yastığa yarım metre kala uyuyoruz ya. Biz, ama müştehit başka bir şey. Ama bak bin tane küsur mesele çıkarttım. Onun için ne dedi İmam En teamül tel ve en ümmeti. Sen nefsin için çalıştın. Bütün ibadetlerin sevabı sana. Kimseye bir sevap kalmaz. Ben ümmet için çalıştım. Benim ayetlerden çıkarttığım bin küsur fıkıh meselesi kıyamete kadar bütün ümmeti aydınlatacak, fetva sorduklarında cevap bulacak. Onun için iştihat yapanlara Allah Teala ne yapar? Türlü türlü inayetler hasıl olsun diyor. Hüve, maksadı nedir Mevla? Niye ayet hadis göndermedi vahiy zamanındayken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken? Çünkü hüve oradaki maksat neydi? En yasulelil müştehidin vel müştembitin. İştihat yapan, hüküm çıkartmak için o gayret gösterenler için hasıl olsun envâul inayeti türlü türlü inayetler, gözetimler, Allah'ın muhafazaları, tecellileri lütufla neden beynini benim dinimi anlama, anlatmaya çalıştırıyor. Bütün gücünü oraya harcıyor. Adam bunu keyfine kullanabilir. Hayi, mala yani fuzul işlerle geçirebilir. Benim de canımız istiyor dır 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 bilmem. Konuşalım, görüşelim. Hayi. Herkesin nefsi var. Ama ilimden başımızı kaldıramıyoruz. E şimdi neden? Size bir şey anlatacağız. E yanlış anlarsak nasıl doğru anlatalım? Onun için türlü türlü, türlü inayetleri Allah'ın nasıl Allah ilme çalışana, iştahat ele makamda olana ne yapıyor? E gözetim yapıyor, muhafaza buyuruyor. Ta vertifa u derecâtil Keramet derece. Keramet burada mucizenin karşılığı keramet değil. ikram demek keramet Arapçada. İkram dereceleri yükselmesi hasıl oluyor irtifa yükselme. Allah Teala kullarına ikram ediyor, derece veriyor, mertebe veriyor. E şimdi vellezine utul ilme Teracat diyor Kur'an. Herkese ilmine göre, ameline göre mertebe veriyor ama ilim sahipleri hele ki ölü yani ihtihad, istinbat sahipleri teracatin yüksektir. Kendi en üstün dereceleri ulemaya ait. Ayet kerimede de bu beyan ediliyor. Onun için onların ikram dereceleri yükselsin diye allah Teala baştan ayet adresi gönderip hükmü önceden bildirmiyor. Bir gayret edin, zorlayın kendinizi bakalım nereye varıyorsunuz. Nasıl olsa ben peygamberimi hatada bırakmam buyurun. Daha bundan maksat nedir? Ve yenale işte en yahsule ta ve neale nail olsun. Efendim kim el bu? isabet eden ta vel muhtu yani doğruyu bulan da hata yanlış hüküme ulaşan da Neye ersin? Sevaben, sevaba erecek. Neye göre? A'lâ tefâvûti derecâti. Derecelerin farklılığına göre. Yani ne demek? İsabet eden iki ecir alıyor, hata eden bir sevap alıyor. Bir sevap alıyor ama bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ise orada ne kalmıyor? En ufak bir şüfe, efendim kalmıyor, sonra vahiy iniyor veya üstüne yeni bir hüküm beyan edilmeyince o hükmün hata değil, doğru olduğu sabit olmuş oluyor. Şimdi buna bir misal verecek Birkaç misal verelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olanlardan misal vermezsek konu boşa düşer. E, misal olarak şunu söyleyelim. Efendim e, Bedir Esirleri hakkındaki mesele. Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği için net elimizde delil var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve esirlerin ne yapılacağı hakkında bir ayet hadis gelmiyor. Gelmeyince e, tabii Bedir'den de dağılacaklar. Ya esirleri Medine'ye gönderecekler ya fidye alacak salacaklar Mekke'ye geri gidecek onlar falan. Orada bir karar vermesi lazım. En fazla üç gün duruyordu harp meydanında sallallahu aleyhi ve sellem. Şehitleri defnediyordu işte yaralıların tedavi ediyordu bazı hastaları yürüyemeyenleri yanına aldıracak sedyeler falan yaptırıyordu. Bu da üç günlük bir zaman sünnetidir. Harp meydanında e, e, üç gün dururdu. E bu zaman zarfında ayet gelmedi, hadis gelmedi. Esirleri ne yapacağız? İşte Ebu Bekir Sıddık, bunu kaç kere anlattık. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh sordu. E, maddi durumumuz güç, güçsüz. Bedir'de zaten 312 kişi at yok, silah yok, bir şey yok. Allah melek ordularını indirdi, galip etti. Ordumuzu güçlendirmemiz lazım. Bu 70 tane esir var. 70 tane gavur da Ebu Cehil'e gebermiş. O ayrı. Ama 70 esir var. Bunlar da çok zengin adamlar. Mekke'nin zenginleri, ağaları, paşaları. O zaman biz bunlardan fidye alalım. Çok büyük paralar alalım. Küp küp altınlar alalım. Onlar işte İslam ordusuna at alırız, deve alırız. Silah alırız, ok alırız, kılıç alırız. Biz bunları yani şimdi öldürsek ölürler ama bizim İslam ordumuzdan güç alamayız. Şeyt. etti. Hazreti Ömer Efendimiz'e sordu. Hazreti Ömer dedi ona diyor, bunlar küfrün liderleri. Bize neler ettiler, sana neler ettiler ya Resulallah, bizi seni Mekke'den çıkarttılar, Kabe'den ayırdılar falan. Ne olacak? Ebu Bekir'in akrabasını ona ver, o kessin. Benim akrabam bana ver, ben keseyim. E şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen Nuh aleyhisselama benziyorsun. Ee, ey Ömer, e, ey Ebu Afik sen İbrahim Aleyhisselam'a benziyorsun. İşte onları uzun sohbetlerde anlattım şimdi vaktim yok. Üzerinize afet rahatsızlıklar da var. Urfa'dan döndükten beri. Ondan sonra o zaman ne olsun? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem baktı ayet yok, yok. Vay gelmedi yani. İstihat yapacak. E niye neye göre işte? Sıddık'ın istihatını uygun gördü. Uygun gördü. Hem de demek ki bunlardan Ölmezlerse kalanlardan Müslüman olanlar olur. Nitekim oldu Hazreti Abbas oldu, amcası oldu. Ha, o evvelce de Müslüman da gizliyordu, orada açığa çıkarttı. O da ayrı bir dava, rivayet. En dağıtında elimizde kesin bilgi var. Hazreti Abbas Müslüman oldu orada. Sonra ona, o da bir küp altın istedi ondan. E dedi ki yeğenim dedi, beni dilenci mi yapacaksın Mekke'ye gittiğimde? O kadar parayı ben nereden bulacağım? E dedi Mekke'den ayrılırken hanımına Ümmü Cemile dedi, bir altını gizledim şuraya diye yerini söyledi. Ya sen onu nereden biliyorsun dedi ya. Hanımından başka kimse bilmiyor. E ben sana diyorum ki ben Allah'ın Resulü meclisin bana vay geliyor. Az daha Abbas e iman etti. Efendimiz o istihat üzere gitti. Fakat bu istihat hata olduğu anlaşıldı. Ayetler geldi. İşte kitabı minallahu bakalım mesekum adâmin işte. Ezelde ben habibimi azap etmeyeceğim diye karar verdim, yoksa burada iştihatta hata oldu falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya Ömer, azap o kadar yaklaştı ki şu ağacın yanına gel. Azap gelse sahabeden bir sen kurtulacaksın. Bu gibi hadisler sahihte geçiyor. Ama en nihayetinde burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'in de istişaresiyle ama kendi iştihatıyla tabi, Kendi iştihatıyla e, esirlerin salınmasına ve fidye alınmasına karar verdi mi? ver ve fidyeleri alıp onları salıverdim salıverdim Ama burada bu kararda bir hata olmuş mu? Olmuş. Peki Allahu Teala abi beni hata üzere takdir eder mi, bırakır mı? Bırakmaz. Ne geldi? Bu hatlar geldi. E peki şimdi adamları geri nereden bir de hat mı yapacaksın da Mekke'den toplayacaksın 70 kavur. Ondan sonra ne ne onu da toplayamazsın. Sonra aldığın fidye parasını geri vereceksin. Gel seni keseyim. Adam daha gelir mi? Telafisi yok. Ne olacak o zaman? Hüküm gel. فَكُلُوا مِنْ tüm غَلِمْ تُمْ Aldığınız kalimet malları, 70 esiri salarken aldığınız fidye paraları ganimettir. Ee, helal olsun, temin mübarek olsun. Hiç kadar kerahat da yok, mekruhluk da yok. Yiyebilirsiniz. Size ganimet olarak helal et. Artık devleti beytül malına intikal Kendilerinde kalan kısmı teferruata girmiyor. İşte bak. Şimdi adam diyor ki, Madem diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet hadis gelmeyen meselede kendi iştihadıyla bir şey hüküm verdiğinde bir hata payı var diyorsunuz. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nakledilen hükümlere nasıl güveneceğiz? Ne demek nasıl güveneceğiz? Hepsine güvenilir. Çünkü neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra bütün hükümler ne oldu? Kat'i oldu, kesin oldu. Muhkem oldu. Neden? Çünkü vefat ettikten sonra yeni bir ayet hadis gelmesi, vahiy gelmesi düşünülemeyeceğinde nesih de düşünülemez. Daha yeni bir hüküm de gelemez. Eski hüküm de değiştirilemez. Neden? Elyam ekmel hüküm, din hüküm. Dininizi kemale erdirdim bunu. 82 gün sonra da vefat etti. O arada başka bir hüküm zaten vahiy e, olunmadı. Onun için hepsine kesin güvenilir. Neden? E çünkü hata üzere bırakılmaz. Hata üzere bırakılmadığına göre Bedir meselesinde olduğu gibi ne oldu? Karara bağlandı ve efendim Katta yüz ispat oldu. Demek ki bu durumda e, alınan galimet malının yenmesi helal oldu. Fakat eee mekanin nebiyine yekunü esra hatta biz khina fi'l ardi. Bir peygamber yeryüzünde çok kafir ve zalim kanı akıtıp da İslam devletini sağlamlaştırmadıkça esirleri fidye alıp salması caiz doğru olmaz ati geldi. Burada ne hüküm çıktı ki son hüküm? Evvelki hükümde hata olmuş. Ama içtihatta hata olduğundan bir sevap aldılar. aldıkları gaymetlerinde helal olduğu hükmü beyan edilerek onlardan yemeler içmeleri serbest edildi. Fakat bir hüküm kaldı. O hüküm de nedir? İslam devletinin düşmanları azılıyken, zenginken, güçlüyken e, harpte esir düştükleri zaman Onların canını bağışlayıp parayla almak uygun olmaz. Çünkü onlar parayı yine bulurlar. Onlar sağ oldukça İslam'la uğraşırlar, Müslümanlara zulmederler. Onun için küfrün, şirkin liderlerini gebertmek lazım. Para alıp salmamak lazım diye bir hüküm çıktı. Demek ki hata üzere kalmadı. E şimdi bize gelen son hüküm ne? Bu. E buna nasıl güveneceğiz? Nasıl güvenmeyeceğiz? En çok ona güveneceğiz. Çünkü neden? E Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu... Ee, son karar olarak bildirilmiş oldu. Bunun gibi e, bazı meselelerde mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve Hazreti Ömer geldi dedi ki işte hanımlarını perde arkasına sok. E, ee, sahabenin hepsi sahabe zannediyoruz ama içinde münafık da olabilir ki var. E şimdi biz onu Müslüman zannederiz. Kötü gözle bakabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bana ayet gelmedi. Yani ayet hadis gelmedi ki hanımlarını perde arkasına koy. Onun için dedi, kendi iştihat adıma göre yani, kendi zeyime göre buna bir lüzum görmedim. E sonra ayet geldi, Ahzab Suresi. وَاِذَا سَأَلْتُمُونَ مَتَعَمْ فَسْأَلُونَ مِنْ بَرَا Hanımlarından sahabe bir şey isteyeceğiz ama soracağız mı? zaten kapalılar bütün avretler. Fakat yüzleri bir görünür. Fakat yüzünü de göstermeyecek. Perde arkasından isteyin. Ati gel. Şimdi orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iştihat yaptı içtihadında da ayet hadis gelmediği için içtihat yapmalıydı. O içtihada göre de hanım yani perde arkasına gidin sizi hiç görmesinler e, şeklinde bir içtihat e, bir görüş ona hakim olmadı. Velakin hemen ayet geldi. Ne yaptı? Senin bu görüşünde hata oldu. Hüküm perde arkasına geçecekler. Ama ile bilen perde yapmayacak. Çünkü ama onu görmüyorsa o ama'yı görmeyecek. Bu kadar net geldi yani. İşte bu gibi meselelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi vefat ettikten sonra bütün hükümler ne oldu? Muhkem oldu. Çünkü artık vay gelme kapısı kapanınca, artık ayet hadis gelemeyince, artık bir hükümde bir nesih değiştirmesi değiştirme olabilir mi? O haşa olamaz. E peki iştihata dayalı bir hüküm verdiyse de, peki o sırada ayet hadis gelip onu tahsiye eden bir şey geldi mi? Geldiyse zaten o gelen hüküm oldu, yine kesinleşti. Gelmediyse bir şey, demek hata değildi. O istihatta da dayalı olarak verdiği karar doğruydu ki uyarılma e, lüzum etmedi. O zaman o da kesin karar oldu. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen e, hükümlerin hepsi nasıkıyla, mensukuyla, iştihadi olanıyla, nassa dayalı olan hepsi kat'ı üsübüttür. E, hükmü kesindir. Ve kıyamete kadar bütün ümmeti bağlayıcıdır. Çünkü yavahidir iptiden yani en baştan ayet ah hadisle sabittir. Sonradan da nesh bir ayet hadis gelmemiştir. Hüküm sabitleşmiştir. İkinci mesele, baştan bir hüküm ayet gelmiştir. Sonra nesh edilmiştir. Kıblenin Aksa'ya tan Mescidi Haram'a döndürülmesi gibi. Yine ne olmuştur? Mescid-i Haram'da sabit kalmıştır. Yine kesinleşmiştir. Üçüncüsü, başında ve ortasında e, ayet hadisle, naslan, vahiyle sabit olmamıştır. İçtihada mecal kalmıştır. İçtihatta da bir hata payı her zaman için söz konusu ise de peşinen bir vahiy gelmiştir sonunda. Bedir esirler hakkındaki gibi, hicabat ne olduğu gibi i̇bn Bey'in cenazesini kılmak istedi. İştihat etti, kılayım dedi. Buna inananlar var, onları döndürürüm dedi. Kendine göre bir iştihat yaptı. Ama Hz. Ömer kıldırırsın, kıldıramazsın. Ama Efendimiz onu dinlemedi. O, Efendimiz'in cübbesi çekti. وَلَا تُصَلَّ عَلٰى الْعَادِمِنُونَ مَاتَبًا Bu münafıktır, bunu cenaze kılma buyurun. Ayet geldi. Yine bak bir hata payı olsa da ne oldu hata hemen tasfi edilir. Çünkü bir müştehide benzemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu için bir müştehit hata üzere bir görüşte vefat edebilir. İctihad hatasından bir ecir yine alır. Ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatada bırakılması Yanılgıda bırakılması Haşa buna inanmak caiz olmadığından Allah Teala onu mutlaka ne yapmıştır? Sahih olan, doğru olanı vahyetmiştir. Dolayısıyla ondan kalan arta kalan bütün hükümler katı yüz ve bütün ümmeti bağlayıcıdır. Ama bir şey iştahat etmiş, sonradan iştahat işte olsa gelmemiş. Demek ki o doğrudur ki Allah'ın teki hükme muafıktır ki tahsiyel olmadığından o da katı yüz sübuttur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde ne hükümler üzere vefat ettiyse onların hepsi kıyamete kadar ümmeti bağlayıcıdır. Ee, bunun biraz izahı var. Önümüzdeki derste de bazı misallerle. Ee, peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen sahabe ve müştehitlerdeki hükümlerde ne olacak? Onu da haftayaki derste anlatır inşallah. Ve sallallahu ve aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sellem'e.